Tasarım anlayışı, fonksiyonel çözümleri ve ilham veren yaklaşımlarıyla beklentileri fazlasıyla karşılayan Tanrıverdi Mimar'la konuk olduk. İzliyoruz. Merhaba sevgili Altın Rehber izleyicileri. Adana'daki yolculuğumuz kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de sektöründe öncü bir firma olan Tanrıverdi Mimarlık firmasına konuk olduk. Yanımda da işletme sahibi Mercan Hanım bulunuyor. Mercan Hanım, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? İsmim Mercan Eda, soyismi Tanrıverdi. Yaklaşık 6 yıldan beri peyzaj mimarı ve iç mimarlık olarak hizmet vermekteyim. 2 yıldan beri Tanrıverdi Mimarlık adı altında işletme sahibiyim. Çukurova Üniversitesi mezunuyum. Ayrıca Çukurova'da da yüksek lisans eğitimimi bitirmiş bulunmaktayım. Genelde inşaat sektöründe hizmet vermekteyiz. Bu hizmetler ne? Şöyle anlatayım. Peyzaj ruhsatlarda, peyzaj mimari çizimlerde, uygulamalarda arz ve talebe göre iç mimari çizimler ve bunun danışmanlığını yapmaktayız. Kozan'da yaklaşık 2 yıldan beri peyzaj mimari temsilcisi olarak çalışmaktayım. Ama 6 yıldan beri Adana'da çeşitli projelerde yer aldım. Peki projenizin detaylarından da biraz bahsedelim istiyorum. Neler yapıyorsunuz mesela? Projelerimizin detayları şöyle anlatayım. Şimdi inşaat, örneğin bir bina çizilirken, yapılırken önce peyzaj ruhsatı olarak çizim yapıyoruz. Tüm ruhsatlarda yer alıyoruz zaten. Bunun akabinde peyzaj uygulama çizimleri yapılıyor. Peyzaj uygulamanın içine neler giriyor? Yeşil alanlardan tutun da sosyal tesislerden, sosyal tesislerin içerisinde havuzlar, kamelyalar, çocuk oyun grupları, yürüyüş alanları, spor aletleri olarak fitness, solaryum, sauna gibi tüm sosyal donatıları çizip uygulamakla şu an hizmet veriyoruz. Onun dışında da iç mimarlık olarak zaten çevremizde gördüğümüz ekonomik güç yükseldikçe, arz talep yükseldikçe iç mimari ve peyzaj alanında da hizmetler artmaktadır. Peki Mercan Hanım, burada inşaat çalışmalarınızın dışında diğer alanlarda da faaliyet gösteriyorsunuz sanırım. Biraz bunları da anlatalım izleyicilerimize. Tabii bizim inşaat sektörünün dışında hani gerek bir kafe çizimi, gerek restoran çizimi, gerek bir alanın uygulanması, mesela bir alanda neler uygulanır? Hani başından itibaren iç dekorasyon olarak geçerli bu. Ama ben peyzajı açmam gerekirse şöyle, bu konuda Kozan çok iyi bir aşamadadır. Yeşil alana çok önem veriyor. İnşaat sektörünün artmasıyla betonarme yapılar fazlalaşıyor. Fakat bu yeşil alan kısmını bina içerisinde müteahhitlerimiz buna çok öncülük sağlıyor. Çok dikkat ediyorlar. Yeşil alanların ayrıca sağlık açısından da çok fazla artısı vardır. Sağlık, psikolojik açısından da çok fazla faydası var. Mesela çocuklarımız sitenin içerisinde toprağa basmak isterler. Biz hepimizde vardır. Gülü koparmak isteriz. Daha sonra hani oradan çıkıp suda oynamak isteriz. Hepimizde vardı bu. Sonra oradaki çocuk oyun alanını kullanmak isteriz. Bu da enerjilerini atmalarına neden oluyor aslında biraz da, değil mi? Psikolojik olarak da insanları rahatlatıyor. Çocuk daha çok sosyalleşiyor. Ev ortamından kurtulup kendi yaşıtlarıyla ya da kendinden büyük kişilerle daha çok kaynaşabiliyorlar. Özgüvenleri daha çok yükseliyor bu şekilde. Şimdi hemen diğer konulara değinelim istiyorum. Diyelim ki ben bir proje için size başvuruda bulundum. Ne kadar sürede bana teslimini sağlıyorsunuz? Şimdi bunu en hızlı şekilde vermek zorundayız. Çünkü müteahhite en hızlı hizmeti verebilmemiz için, ruhsat alıp başlayabilmesi için. Şöyle söyleyeyim, sitenin büyüklüğüne, projenin tapu alanına ve arsa büyüklüğüne göre çizimlerimiz en kısa zamanda, bir hafta içerisinde bunu teslim ediyoruz. Fakat bizim şöyle de bir artımız var. Bizim her projemiz Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası'nda peyzaj mimarlığı odaları vardır. Biz de bu şekilde Ankara'ya bağlıyız ve Adana'daki odalarımızı, projeyi onaylatıyoruz. Bu ne sağlıyor? Birincisi müteahhiti koruma altına alıyor.
İkincisi daha yönetmeliğe uygun projelerin çıkmasını sağlıyor. Bu yönetmelikler nedir? Bu yönetmelikler Türkiye'de nasıl uygulanıyorsa İtalya'da da aynı şekilde, Almanya'da da aynı şekilde, Fransa'da da aynı şekilde yapılır. Ne oluyor? Daha Türkiye standartlarında bir proje çizilmiş oluyor. Gerek otopark, gerek site girişi. Çünkü mesela otoparkları, mesela her sitemizde bir engelli otoparkı koyarız biz. Engelli rampalarına çok dikkat ederiz. Standartlara uygun otopark düzeni yaparız. Bunlar çok önemli detaylar oluyor. Çünkü artık gelişen teknolojiyle birlikte hepimizin, ailedeki her bir bireyin arabası var. Bu da ne oluyor? Daha konforlu ve daha ergonomik bir yaşam sürmemizi de sağlayan etmenler arasında oluyor. Bize müracaat edilirse tabii ki.